Türkiye'nin en ikinci bölümünden tekrar merhaba. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu da konuğumuz. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Bu arada tabii ki saldırıları konuşuyoruz. İki isim var tabii saldırıya maruz kalan. Biri Sayın Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Biri gazeteci Orhan Nuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. İlk kez bu programda bir araya geldiler ve konuşmaya başladık. Konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Özdağ, yarıda kaldı konuşmaz. İsterseniz önce o sözlerinizi bir tamamlayın. Çünkü sizde çok önemli, çok kritik bir sorun var. Evet. Şimdi iki konuyu hemen kısa kısa söyleyeyim. Sayın Soylu'nun beni aradı. Evet. Sayın Soylu bir tweet atması gerekiyordu. Bir açıklama yapması gerekiyordu. Yapmadı. Bu olayları kınıyoruz. Gereğini yapacağız. Arkadaki faillere kadar bulacağız demesi lazım. Organize bir suç örgütü tarafından yapılmış bir eylem. Sadece bu değil. 2019 yılının başından bugüne kadarki tüm gazetecilere yapılan eylemler tek tek incelenmesi lazım. Ayrıca gazetecilere yapılan işlemlerin dışında başka kişilere de var. Onlar hiç basına falan yansımadı. Bunların tamamını inceleyecek olan bir terörle mücadele savcısının bu konuyu özellikle bütün dosyaları birleştirerek bunların HTS kayıtlarına kadar, görüşmelerine kadar tespit etmesi lazım ki arkasında kimler var ortaya çıksın. Provokatörler mi var? Arkasında başka birileri mi var? Bir çete mi var? Mafya düzeni mi var? Siyasi ideoloji partiler mi var? Siyasi partiler mi var? Neyse bunlar. İkinci hususta başsavcı tehdit edildi. Diyorlardı ki Selçuk Özdağ'a yapılan eylemle yapanlarla hiçbir alakamız yok. Bizim onu kınıyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. Peki bu yapanlarla ilişkiniz yoksa, irtibatınız yoksa başsavcı vekilini niçin iki milletvekiliyle birkaç tane Ülke Ocakları yetkilisi ve MHP yetkilisi tehdit ettiler? Niçin? Madem ki bunlar sokak serserileri, bana eylem yapanlar, bana terör faaliyetinde bulunanlar, saldırıda bulunanlar, siz niçin, ne oldu? Yaranız mı var da gocunuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? İkinci husus, esas önemli hususu söyleyeceğim. Bugüne kadar başsavcılık kendisini tehdit eden şahıslarla ilgili Adalet Bakanlığı ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu resmen veya dolaylı olarak veya dolaylı olarak bir işlem yapmadılar. Tuz kokmuş efendim, tuz kokmuş. Sonra neden medet umuyorlar? Cumhurbaşkanı beni aradı. Teşekkür ederim. Efendim, Sayın Davutoğlu, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu geçmiş olsun bile demedi. Selçuk Özdağ geçmiş olsun dedi gibi özne olmayan meseleleri konuşuyorlar. Beni aradı Sayın Genel Başkan. Sordu. Yanımda elimi tutamadığım için telefonu, yanımda avukatım, danışmanım ve eşim vardı. Konuşmasına şöyle başlamıştı. Neler oluyor Selçuk Bey diye başlamıştı. Ben de Sayın Genel Başkanım herhalde demedi bana geçmiş olsun diyerek başlangıç kısmını söyledim. Sayın Genel Başkan açıklamayı yapmıştı. Daha sonra ise avukatım, yeğenim, danışmanım ve de aynı zamanda eşim ya kapatırken teşekkür et, geçmiş olsun dedi. Kapatırken geçmiş olsun dedi. Sayın Genel Başkan'a bilgiyi ben verdiğim için Genel Başkan öyle demeç verdi. İkinci husus, Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemedi. Benden olayın bilgisini aldı. Nasıl oldu? Neler oluyor orada? Ankara'da mı oldu? Silahı siz mi kullandınız, onlar mı kullandı? Ben serencamı anlattım. Olayın başlangıcından ta Orhan Bey'e vermiş olduğum, Orhan Uğuroğlu'na vermiş olduğum demeçten itibaren hepsini anlattım. Ama biz gereğini yapacağız. Siz müsterih olun. Ne demek yani Ankara'nın ortasında gazetecilere şuna buna saldırılar olur? Biz arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Gereğini yaparız Selçuk Bey demesini beklerdim. Araması da önemlidir. O günden itibaren beni arayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün siyasilere, eski yeni cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, meclis başkanlarına binlerce telefon. O gün hastanenin önünde bine yakın insanın Sayın Mustafa Yeneroğlu da geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bütün siyasi parti liderlerine, yani fikirlerini kabul ettiğim, kabul etmediğim veya birlikte siyaset yapmayacağımız kişilere kadar, farklı fikirlerin insanlarına kadar herkese, sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, Kürdünden Türkmenine kadar tüm demokratik duyarlılık gösteren, bu saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır, bir siyasetçiye yapılmıştır, gazeteciye yapılmıştır,
İstanbul'da da Afşin Hatipoğlu isimli gazeteciye yapılmıştır diyerek tepki gösteren tüm duyarlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına şükranlarımı arz ediyorum. Herkes aynen Macaristan işgal edildiğinde son cümleyi söyleyeyim sonra sorunuzu alayım. Evet. Macaristan işgal edildiğinde gençler oturarak ifade vermediler. Ayakta durmak istiyoruz dediler. Şimdi ayakta durmak zorundayız. Demokrasiyi ayakta tutmak, hukukun üstünlüğünü ayakta tutmak ve bir an önce bir erken seçim, bir an önce bunların gitmesi, bir an önce hukuk önünde bunların yaptıklarının hepsinin hesabını tek tek sormak hepimizin görevi olması lazım.